değerli sanatçı Ali Ekber Çiçek'i konu ediyoruz. Eşi Can Çiçek'le söyleşeceğiz şimdi. İsterseniz şöyle yapalım. Başından, çocukluğundan, radyoya girişi ve konserlere başlayıncaya kadar olan bölümü dinleyelim sizden. Evet. Ben öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Şimdi Ali Ekber Çiçek'i tabii anlatmak, büyük ustaya anlatmak. Elbette zor ama sizin zor, için çok zor olmasa evet, gerek. Değil tabii ki. Ama ne de olsa yine de insan heyecan da olsa bir takım durumlar olabiliyor. Ali Ekber'in de gerek kendi anlatımına göre, gerek biyografilerinde 5,5 yaşındayken Erzincan depreminde babasını kaybediyor. 9 yaşında İstanbul'a geliyor halasının yanına. Tabii bu arada da Ali Ekber hani müziğe olan sevgisi, bağlamaya olan sevgisi bitmiyor. O adeta unsuz da yapamıyor. Artık o bütün benliğini sarmış. Yani varsa yoksa bütün düşüncesi, zihniyeti hepsi saz çalmak, türkü söylemek, deyiş söylemek. Halası da artık o arada bunu anlıyor ve Muzaffer Sarı Sözen'e gönderiyor Ali Ekber'i 12 yaşında. Muzaffer Sarı Sözen, ben böyle kısa gidiyorum, çok fazla detaylara girmiyorum. Evet. Muzaffer Sarı Sözen karşısında kendisinden büyük, kucağında bir saz görünce büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Hemen evladım diyor, bu sazı sen mi çalıyorsun diyor. O da diyor evet ben çalıyorum diyor. Tabii o anda heyecanlandığını da titrediğini de anlatıyor onu. Ve o zaman da canlı yayın varmış. Bu canlı yayın esnasında da Neriman Altın Dağ Tüfekçi Koro'yu yönetiyor, Yurttan Sesler Kurusu'nu. Bu Yurttan Sesler Kurusu'ndan sonra Ali Ekber Çiçek diyorlar hemen programı alalım. Bir çalsın söylesin canlı yayında. Ama tabii Ali Ekber bunu bilmiyor yani canlı yayında olup olmadığını. O şekilde bir programa çıkıyor ve Pir Sultan Abdal'dan bir deyişle bir solo türkü okutturuyorlar. Ve daha sonra işte yeni bir ses, yeni bir saz olduğu için o zamanlar çoğu yerlerde telefonlar da tabii olmadığından telgraflar falan çekilmiş. Ya bu kimdi? Bu çocuk kimdi? Biz çok beğendik. Onu dinleme şansımız olabilir mi? Sürekli telefonlarda, telgraflarda istekte bulunmuşlar. Ve radyo hayatına bu şekilde devam ediyor. Başlıyor yani orada. Ve bir günde yine tabii o zamanlar bağlama taşımak, ben bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Evet, gerekiyor. Evet, gerekli çünkü. Fazla serbest değildi, gizli yapılıyordu. Yani bağlamayı çalmak, bağlamayı sırtında taşımak o kadar kolay bir şey değildi. Yani rahat değildi ne zaman, sokaklarda yürüyemezdi. Ondan sonra... bir gün yine sazıyla beraber ulusa doğru yani radyoya giderken yolda bir grubun arkasından geldiğini görüyor. Ali Ekber telaşlanıyor. Tabii 12 yaşında çocuk korkmaz mı? Korkar tabii ki. Ama o ara sokaklara kaçıyor. Bir şekilde kendini kurtarmaya çalışıyor ve radyoya gidiyor, başarıyor. Fakat ağlayarak gidince Muzaffer Sarı Sözen görüyor. Ali Ekber diyor, bu gözlerin nemlenmiş, sen ağladın mı? Ne oldu sana? Hocam demiş, böyle böyle bir grup arkamdan geldi. Beni döveceklerinden değil de sazımı kıracaklarından çok korktum. Çok önemli. Ertesi günü tabii Muzaffer Sarı Sözen bağlamayı alıyor ve o zaman tek bir bakan bakıyormuş radyoya ve
Ulus'ta Atatürk heykelinin önünde bağlamanın tanıtımını halka yapmış. Böyle bir anısını anlatmıştı Ali Ekber. Ve daha sonraları askerlik yıllarına kadar devam etmiş radyoda. Ve askerden döndükten sonra da kadrolu olarak İstanbul, TRT İstanbul Radyosu'na... Hangi tarihte? Tam tarihini şimdi hatırlayamayacağım ama... zannediyorum herhalde yaşından dolayı, askerliğinden dolayı 47 falan, 47 giriş tarihi oluyor zannedersem. O yıllarda 12 yaşında askerliğinden sonra falan bir 10 sene falan, 12 sene çalışmış daha orada, çalışmış evet. oluyor. O zaman 57. Yani o tarihlerde falan da kadrolu olarak TRT İstanbul Radyosu'na görevine devam ediyor. Evet. 35 yılını devam ettiriyor. Evet. Konserler ve sahne hayatı başlıyor değil mi ondan sonra? Tabii ki. Yani tabii plakları oluyor, konserleri oluyor. Sahnede söylüyor. Tabii. Yani o, bir tek radyo var zaten. Televizyon henüz daha yoktu. 73-74'lere kadar bir şey yok. Gazinolarda falan evet. Ama bir de şimdi şöyle bir şey de var. O dönemlerde radyonun da yasaklı dönemleri oluyor. Yani sanatçı orada özgür olamıyor. Çünkü kendi kurumunun sanatçısı olduğu için herhangi bir yerde çalışması yasak. Evet. Kendi kurumunda çalışabilir. O zaman bu sahne dediğimiz herhalde yine radyoda. Şimdi radyonun da solo oluyor. Solo programları ama cumartesi, pazar, tatil günlerinde yurt dışı, yurt içi çalışmaları, sahne çalışmaları devam etmişti. Evet. O dönemlerde. Ve bayağı bir zorlu yollardan geçmiş. Çok emek sarf etmiş. Emek vermiş arkadaşlarıyla olsun. Türk halk müziğine, Türk müziğine, Türk kültürüne ne kadar katkı sunabilirim? Gençliğe ne kadar yardımcı olurum? Bunun hep bir öğretmen gibi vermiş ama hiç almamış. Zaten her zaman şunu söylerdi. Bir insan maddeye, manaya önem vermeli. Madde onun takipçisi olmalı derdi. Ama şimdi Ali Ekber maddi yönden bakmadığı için, mana yönünden baktığı için o onun için daha değerli. Her zaman gençlere de şu öneride bulunurdu. Yani çok güzel saz çalıyorsunuz, çok güzel bağlama çalıyorsunuz. Çok güzel gençlerimiz yetişiyorlar. Tabii teknoloji ilerliyor, konservatuarlar açılıyor. Ve gençlerimiz özgür biçimde çarşılarda, pazarlarda bağlamalarını sırtlarında her yerde, kafelerde, restoranlarda taşıyabiliyorlar. Özgürler yani. Öyle bir sıkıntı da yok. O tarihlerde, o dönemlerde bu sıkıntıları yaşamışlar. Ve daha sonraları derken yurt içi olsun, yurt dışı olsun, üniversiteler olsun. Aşama aşama belli bir yerlerde kendini kanıtlayarak. Yurt dışı ziyaretler ne zaman başlıyor? Yani 70'ten önce falan başlıyor. 70'lerden daha önce başlıyor. Ve durdurak bilmiyor. Zaten Ali Ekber de genellikle yurt dışı üniversitelerde konserlerini verirdi. Yani Almanya olsun, İsviçre, Danimarka,
işte Kanada var mı? Tabii. Onlar da bu Columbia Üniversitesi'ne çağrıldığı zaman oluyor bütün bunlar. Ve bir de o dönemin ikinci kez Amerika'ya gittiğinde, o zaman Sayın Namık Kemal Zeybek bizim Kültür Bakanımızdı. Ve Kültür Bakanlığı kanalıyla 21 gün Amerika'nın ve Amerika'nın çeşitli eyaletlerinde ve üniversitelerde konserler verdi. Mansiyonlar aldı, ödüller aldı. Uzun çalar yapıldı kendisine. Hem UNESCO tarafından hem de Columbia Üniversitesi tarafından. Evet. İki uzun çalar yapıldı. Ali Ekber Çiçek gerçek anlamda tanınması hangi yıllara dayanır? Şimdi Ali Ekber'in bir farklılığı vardı. Ses renginin bir farklılığı vardı. Yani hani 100 kişinin içinde hem sazı hem de sesi çok farklıydı. Ayırt edilebilirdi. Tabii. Bir de Ali Ekber hem İstanbul Radyosu'nun hem bağlama takımında hem ses takımında hem saz hem ses iki avantajı var. Evet. Repertuar tabii çok iyi bilen, bu müziğe hizmet etmiş bir sürü tabii ki arkadaşları, meslek arkadaşları, radyo arkadaşları birlikte yürümüşler, birlikte emek vermişler. Ama Ali Ekber müziğin şöyle söylerdi. Yani insanın beynine, beyninden yüreğine, gönlüne, gönülden parmaklarına, parmaklarından saza dökülüyor. Onu öyle hissederek yapardı. Farklı bir özelliği vardı. Mesleğini seviyordu ve işin ciddiyetini çok iyi kavrayan, çok iyi bilen ve onun bilincinde olan bir karakter yapısı vardı. Ve sonra Haydar Haydar dünyaya geldi. Tabii o şimdi 1900 bunları Ali Ekber, ben hani anlatayım, biz 1988 yılında evlilik hayatında beraber birlikteliği bugünlere kadar getirdik. Ve bunun tabii röportajlarında, konuşmalarında, muhabbetlerinde hep bunları anlatırdı. Ve bize de otururdu, anlatırdı. Zaman zaman ben kendim de sorardım. Hani nasıl oldu falan diye. Hani vatandaş olarak, yani eşi olarak değil de biraz hani espri olsun diye o da anlatırdı bize her şeyi. Ve bir eserin üzerinde çalıştığı zaman, hani bir müzik yaptığı zaman takıldığı bir konu varsa, bir şey varsa gece bile uykudan uyanırdı ve o düzeltmeyi orada yapardı. Ve bir de ondan sonra bize dinletirdi. O zaman kaydederdi teybe ve bize dinletirdi. Ama sakın diyordu, bana irtimas geçmeyin. Sizin onayınızı alıyordu. Şimdi Ebru da dahil tabii, bizim kızımız da dahil. Gelin oturun derdi şöyle. Bunu bir can kulağıyla dinleyin. Ama babanız olarak ya da Ali Ekber Çiçek olarak sakın bana itimas yapmayın. Bir vatandaş olarak neyse onu söyleyeceksiniz derdi. Yani bir işte saz bölümü vardır. Bir de bir eseri vardır. Orada bir dönüşüm vardır. Nakarat bölümü vardır. O nakaratta
iki dönüş yapmıştır. Yani iki defa tekrar etmiştir. Bakmıştır uzun oluyor. O nakaratı kaldırmıştır. Oraya saz yerleştirmiştir. Her ikisini de bize dinletirdi. Ayrı ayrı, evet, dinletirdi. Ve biz o zaman orada bir yorumumuzu yapardık. Yani şöyle söylüyordu. Dinleyici ne sazdan rahatsız olacak, evet, ne de sözden rahatsız olacak. Ne söz çok olacak ne de saz çok olacak. Ama tabii bu yapılan eserine göre de değişiyor. Bazı, evet, yerde sözler az olur, saz ön plana çıkar. Bazen de saz az olur, sözler ön plana çıkar. Çok farklı. Onun stili böyleydi, çalışma şekli böyleydi, müziği algılama şekli böyleydi. Tabii biz konudan konuya tabii geçtik. İyi, asıl soru Haydar Haydar'dı. Haydar Haydar'ı da onu hep anlatırdı, söylerdi. Onu 3 senede çalışmış. Hiç arkadaşlarına söylememiş, hiç kimseye anlatmamış. Bunu radyodan geldiği zaman, işte boş zamanlarında odasına kapanır, bu Haydar Haydar'ı çalışırmış, mezur çalışırmış. Sizden önceye mi rastlıyor? Tabii, benden önceye rastlıyor. Ben zaten geldiğimde Haydar Haydar olmuştu zaten. Olmuştu, evet. Evet. Bu Haydar Haydar'ı çaldığı saz yeni gelmişti, parça sazı. Onunla da bütünleşince daha farklı ortaya güzel bir şey çıkmıştı. Fakat bunu radyoda hani nasıl okuyacağım bunu anlatıyordu. Yani nasıl okudun? Bir gün sordum. Yani söyledin mi arkadaşlarına? Yani elimde böyle böyle bir şey var. Hiçbir şey söylemedim dedi. Bir solo programım vardı benim. Dört tane okuyordum. Bunun üç tanesini okuyacağım, dördüncüsünde Haydar Haydar okuyacağım. Ama hiç kimseye bir şey bahsetmedim ve söylemedim. Çünkü neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Ya beni çok çok radyodan atarlar veyahut da geri döner, yayından kaldırırlar. Bir isim de bulamadım. Yani değiş desem değiş değil, türkü desem türkü değil. Benim de aklım sırrım ermedi bu işe dedi yaparken. Ve solo programımda 3 eser seslendirdim dedi. Dördüncüsünde Haydar Haydar'ı çalmaya başladım dedi. Ama o günkü yani senelerdir, yıllardır radyodayım. Ve o mikrofon karşısında ben yine heyecanlandım. Çünkü yüreğim büyüdü dedi, kaburga kemiklerimden dışarıya fırlayacak gibi oldu. O kadar ki heyecanlıyım. Ve ben bunu okudum ve dışarı çıktığımda dedi bir insan kalabalığıyla karşılaştım dedi. Stüdyodan çıktığımda dedi. Hocam bu nasıl bir şeydi? Hocam bu eserin adı neydi? Hocam bu nasıl bir şeydi? Beni tebrik ettiler, şaşkınlıklarını gizleyemediler dedi. Ve radyoya Haydar Haydar bu şekilde girdi. Ne benim aklım erdi ne benim sırrım erdi dedi yani. Hiçbir yerden bir tepki de gelmedi. Hiçbir yerden bir eleştiri de gelmedi. Ve bu şekilde radyo repertuarlarına girmiş oldu Haydar Haydar. Thank you.
14.000 yıl gezdim pervanelikle, Sıdkı ismim buldum divanelikle, İçtim şarabını mestanelikle, Kırkların cehennemde dara düş oldum, Kırkların cehennemde dara düş oldum, Kırkların cemimde haydar 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 dost dara düş oldum. Gelelim dünyadaki etki ve tepkilerine. Dünyadaki etkisi tepkileri olmadı da etkisi... Olumlu tepkileri. Tabii olumlu, olumsuz olmamıştır. Tabii. Olumlu tepkiler tabii ki almıştır. Yurt içi olsun... Hı hı. Üniversitelerde işte Eskişehir Anadolu Üniversitesi Cengiz Baysal yanlış söylemiyorum değil mi? Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi. Kocaeli'ndeki İzzet Baysal evet. İzzet Baysal Üniversitesi, ODTÜ, Ankara ismini sayamadığım birçok üniversitelerde programlar aldı. Aslında yurt dışındaki almış olduğu programlar Türkiye'dekinden daha ağırlıklıydı. Hmm. Çünkü üniversiteler tarafından aranılıyordu. Üniversiteler tarafından dinlenmek istiyordu. Ve o sazının tınısını, kendi sesinin rengini, onu yakından görmek, yakından dinlemek için özellikle
Amerika'ya zaten çağrılmıştı bunun için ve bunun içinde 150 saz falan olduğunu söylüyorlardı. Hani büyük bir orkestra bu. Hayır, bu tek bir sazdan çıkıyor falan dediklerinde inanamamışlardı tabii. Bizzat kendisi Amerika'ya gidip bunu çaldığı zaman herkes hayretler içerisinde kalmışlar ve bununla 25 bir şey, dile bir şey tabii tabii 25 dile 25 dile çevrilmiş. Ta Fil Dişi sahillerine kadar ismini sayamayacağım birçok ülkelerde yayınlanmış bunlar ve 7 eseri de bu üniversitelerde edebiyat olarak okutulmaya devam ediliyor. Şimdi Haydar Haydar'ı bir orkestrayla çalmaya çalışan yurt dışındaki bir grup var değil mi? O Amerika'da mıydı? Yok, o Amerika'da değil. O 2000 yılın, 1900-2000 yılında tarihinde ilk önce Abdi İpekçi'de oldu. Buradan kendisine de saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Sayın Betin Güneş, orkestra şefi. Bunu Abdi İpekçi Spor Salonu'nda ilk olarak gerçekleştirdiler. Ve daha sonra Almanya'da bu ikincisi yapıldı. Betin Güneş'in hazırladığı birçok bağlamanın bir arada olduğu büyük bir orkestrada. Bu Bin Yılın Türküsü adlı programda tabii, tabii. Mı oldu? Evet, Bin Yılın Türküsü programında oldu. Amerika'da bir orkestra bunu çalmaya çalışmış diye duydum. Onun aslı yok mudur? 70 kişilik ya da 100 kişilik bir orkestrayla çalmaya çalışmışlar galiba. O konuda pek fazla bir bilgim öyle yok. Mi? Böyle bir bilgi de ben almadım, yani bana gelmedi. Ama yani eğer yapmaya çalışmışlarsa da bilemiyorum. Demek ki birileri bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bu da güzel bir yanı yani. Hayatın gerçeği. Hayatın gerçeği. Peki. Ali Ekber hocamızın yanında doktora tezi yapmak üzere gelmiş galiba. Evet. Öyle bir bilginiz var. Gerisini evet, sizden dinleyelim. Amerika'dan gelmişti Aydın Markov, TRT İstanbul Radyosu'nda. Hatta biz 15 gün kadar da 15-20 gün kadar evimizde misafir ettik. Ve bu tezini de hazırlamak için Ali Ekber Çiçeği de seçmesi tabii düşündürücü. Ama uluslararası birçok Arap ülkelerinde farklı kültürlerde olan sanatçılar üzerinde de çalışmalarını yapan bir araştırmacı aynı zamanda. Tabii işte Haydar Haydar'ın notasını falan da yazmıştı, etmişti, Ali Ekber'e gösterdi ama pek Ali Ekber tatmin olmadı yani eksiklerin olduğunu. Ama güler yüzle, tebessümle, olgunlukla, anlayışla ona radyodan, TRT radyolarından, notalarından falan yardımcı oldu. Güzel bir çalışmaları oldu ve Aydın Markov Türkiye'den memnun bir şekilde ayrıldı ve orada doktora tezini verdi büyük bir başarıyla. Bunun üzerine Ali Ekber Çiçeği orada dinletirken hocalarına, oraya okulda mı davet etti? tabii. Evet hocalarına burada kaç tane saz çalınıyor yani
bize göre 100-150 saz falan gibi kulağımıza geliyor. Hocayı görmeden önce. Tabii hocayı görmeden önce. Ve Aydın Markov diyor ki hayır diyor, tek bağlama. Kendisi çalıyor, kendisi okuyor. Burada başka bir saz grubu yok. Herhangi bir enstrüman falan yok. Tamamen kendisine ait, kendi özel bağlaması, uzun saplı bir bağlama. Onu da çalıyor diye. Ve daha sonraları bilahare sonra bir zaman aşımından sonra Aydın Markov bu konuda bir çalışma yapıyor. Bir MESA'nın bir 24 yıllık bir toplantı düzenliyorlar. Bu 24 yıllık toplantının bir gecesini müzik gecesine ayırıyorlar. Ve orada bir davet ediliyor. Ve daha sonra davet edilirken de oranın Kültür Bakanlığı buranın Kültür Bakanlığı'na bir yazı gönderiyor. Yani şimdi buradaki yiyeceği, içeceği, hani Türk yemekleri, sağlık konusu falan tarafımızdan hepsi giderilecektir, karşılanacaktır. Amerika'dan gelen yazı da böyle deniyor. Tabii. Evet. Ondan sonra yol iaşesinin karşılanıp karşılanmayacağını dahi soruyorlar onlar. Tabii şimdi Türkiye'de bir koskoca Kültür Bakanı, biz Ali Ekber Çiçek'e Amerika'ya davet edildiği 21 üniversite tarafından nasıl biz iaşesini yol parasını nasıl vermeyelim diyorlar. Vermeyelim. Evet. Olmaz. olumlu yanıt gidiyor. Bu olumlu yanıttan cevaptan sonra hazırlıklar başlanılıyor. İşte evrakları gönderiliyor. Hazırlıkları tamamlanıyor. Ve ondan önce de Namık Kemal Zeybek'le İstanbul'da bu Amerika yolculuğundan önce bir yalıda buluştular İstanbul'da. Aralarında bir buçuk saatlik bir konuşma, bir sohbetleri oldu. Döndüğünde ben sordum, nasıl geçti konuşmalarınız? Çok iyi geçtiğini söyledi. Çok iyi noktalara dokunduk dedi. Güzel bir sohbetti dedi. Olumlu geçti dedi. Ve ondan sonra biz Ali Ekber'i son olarak, en son olarak İstanbul Havaalanı'nda yolcu ettik Amerika'ya. Uçurduk biz onu ve 21 gün Amerika'da kaldı. İşte Cambridge Üniversitesi, Wisconsin Üniversitesi, Kanada Üniversitesi, Meksika'da bir tiyatroda bir sürü isimleri var, şu anda aklıma gelmiyor. Ve orada her gün bir üniversitede resitaller verdi. Ve oranın çok önemli bir gazetesi, The Times gazetelerinde haberleri yayınlandı. Türk kültürüne, Amerikan kültürüne kültür kattı Mr. Ali Ekber Çiçek diye başlık atıldı gazetelerde. O gazetelerde mevcut, bize getirmişti hatıra olsun diye. Ve son yolculuğu, son çalışması böyle oldu en son. Yurt dışına ilişkin son çalışması. En son bu şekilde oldu. İşte biraz önce de söyledik, yani ondan önce de işte o arada hem uzun çalar yapıldı, iki tane uzun çaları. Hem Columbia Üniversitesi hem UNESCO tarafından iki uzun çaları yapıldı. Gerek yurt içi olsun, gerek yurt dışı olsun bayağı bir aktiviteleri oldu Ali Ekber'in. Çeşitli sanatçılarla çok oldu. Ortak çalışmaları var galiba, değil mi? Yani arkadaşlarıyla radyoda ortak çalışmaları olmuştur ama şahsi olarak tek kendisi her zaman çalıp söylemiştir sahnelerde. Ama arkadaşlarına çalmıştır, solist arkadaşlarına çalmıştır.
Bir de zaten şey yaptılar, Arif Sağ, Mulis Akarsu rahmetli, Ali Ekber Çiçek, Mehmet Erenler, bir kaset çalışmaları oldu. Hı-hı. O zamanlar CD yoktu. Hı-hı. Kaset vardı, bir kaset çalışmaları da oldu. 80'li yıllar falan mı? Evet, o tarihlerde. Ondan sonra da işte plakları, kasetleri, CD'leri ardı arkası kesilmedi. Hı hı. Ve sürekli çalışmalarına devam etti. Son gününe kadar değil evet, mi? Evet, aynen öyle son gününe kadar devam etti. Evet. Yani kendisine geçmiş olsuna gelen misafirlerine dahi bağlamasını çalmıştır. Hasta olduğu zamanda değil mi? Tabii rahatsız olduğu zamanlarda dahi hiç bağlamasından ayrılmadı. Yani hiç bırakmak istemiyordu sazını yani. O kadar ki onun idoluydu, onun aşkıydı, onun sevgisiydi, her şeyiydi. Bağlaması ve müziği onun her şeyiydi. O kadar çok seviyordu. Halk müziğine altın bir sayfa armağan ederek. Halk müziğinin kilometre taşlarından evet. birisidir. Evet. Onu söyleyebiliriz. Siz daha güzel ifade ettiniz. Evet. Evet. Yıllarını, emeğini veren bir insan ve hiçbir beklentisi olmayan, hep devamlı veren bir öğretmen gibi her zaman vermiştir. Yürühün acıya özümü katım, İnsan sufatından çok geldim gittim. Bülbül oldum firdevs bağında öttüm. Bir zaman gül için zare düş oldum. Bir zaman gül için dostları, sevenleri, dinleyicileri çok da Ali Ekber'in tabii yani onda bunlar. Görünüm, karizmatik görünümü, ciddi görünümü yani ekranlarda yansıyan, radyolarda. Bunu her zaman sorarlardı hani böyle bu kadar ciddi, gülmez. Acaba evde nasıldır falan diye böyle birçok sorularla da karşılaştığımız olmuştur. Ama dinleyicileri, sevenleri onun sohbetinden çok hoşlanırlardı. Bizim misafirlerimiz hiç eksik olmazdı. Her zaman dolu dolu yaşardık. Gecesiyle, gündüzüyle. Bir de Ali Ekber'in şöyle bir özelliği vardı. Hani ben Ali Ekber Çiçeğim. Bir vatandaş gibi her zaman mazbut, alçak gönüllü, hani köylere gideriz, farklı mekanlara gideriz, kim nerede nasıl oturuyorsa hemen bağdaş kurar otururdu. Hiç böyle bir kompleksi yoktu Ali Ekber Çiçeğin. Böyle bir yapısı vardı, salaş yerlerden hoşlanan bir insandı hani böyle. Pek lükse düşkünlüğü olmayan, tamamen manaya önem veren bir kişiliğe sahipti ve büyük bir ustaydı. Büyük bir hoşgörü sahibi bir insandı. Her şeye olumlu yaklaşan, art niyet düşünmeyen, bir yapısı vardı. Kuşlar onu temsilen mi acaba bu sohbete katılıyorlar? Ne dersiniz? Belki de. Çünkü bir gün sazını çalarken onun sazının perdelerinde elleri böyle gezinirken bir kuşun gelip konduğunu dahi gördük biz.
hiç kımıldamadan durduğunu gördük. Onlara bile şahitlik edebiliriz. Gördük, yaşadık onları. O zaman onları. Tahmininiz doğru galiba. Evet. Ne diyebiliriz başka? Anlat bitmez ki. Bitmez, bitiremez, bitmez. Gerçekten bitmez. Gerçek bir babaydı. Yani evladına düşkünlüğü, kızına düşkünlüğü, evine düşkünlüğü. O Ebru'nun da buradan kulakları çınlasın. O da inşallah bir gün başka bir programda aramızda olur. Tabii. Birlikte anlatırız, tabii, birlikte söyleriz. Biz hiç sıkılmadık ondan. Biz sıkılmadığımıza göre demek ki o zaman onu sevenleri halkı da sıkılmamıştır. Yani sevmeyen yoktu ki zaten. Biz hiç sıkılmadık. Çünkü o evde bir neşe kaynağımızdı bizim. Aslında çok esprilidir. Konuşkandır. Kısa ve öz fıkralarlı anlatımından pek hoşlanırdı. Ama böyle komşusu açsa, birisinin rahatsızlığı varsa onlara çok üzülürdü. Mesela bir örnek vereyim. Bir tarihlerde bu Afrika'da hani çocukların aç kalmaları ile ilgili bir takım programlar falan yapılıyordu o tarihlerde. Biz hepimiz böyle yemeğimizi tabağımızda bırakmışızdır, üzülmüşüzdür. Keşke yakın olsalardı da bir tabak yemek de biz de onlara, o çocuklara verebilseydik. Sadece çocukları değil, dünyayla ilgilenen, barışı seven, dirliği, düzeni seven, bir de ülkesinin kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hayranı olan, çünkü biz ona borçluyuz. Her nefes alışımızı biz ona borçluyuz. O olmasaydı derdi, belki annemiz belli olurdu ama babalarımız belli olmazdı. Onun için dünyayı bir ateşten gömlek gibi sırtına geçirirdi Ali Ekber Çiçek. Böyle bir yapısı vardı. Yerine göre üzülmesini, yerine göre gülmesini bilincinde olan bir insandı. Mesleki hayatına düşkünlüğü, mesleki sanatına olan hayranlığı ve ciddiliğine inanan bir insandı ve bu işe gönül vermiş bir insandı. Öyle bir yapıya sahipti Ali Ekber Çiçek. Herkesle yediğini içtiğini paylaşabilen bir kişiliğe sahipti. Misafiri bir kere çok seven bir insandı. Yoldan geçeni dahi bir adres sorsa, gel bir su iç veyahut da ne bileyim yazsa, gel bir ayranımızı iç, bir soğuk suyumuzu iç, bir nefes al derdi. Hemen sofra kurdurttururdu. Kültürünün gereği evet, olarak. Evet, evet. Aynen öyle. Çünkü Ali Ekber Çiçek bir kilimin, bir halının üzerindeki ilmek ilmek, renk renk, nakış nakış, ben onlara benzetiyorum. Böyle bir insandı. Dolu dolu bir insandı. Evet. Ruhu şad olsun, ışıklar içinde yatsın. Zaten tahta kuşlarda, değil mi? Denizden hazır bir yerde. Bizi izliyor şimdi sessiz sessiz. Biz şimdi onu, o da 93 yılında tabii sanatçının emeklisi olmaz. Olmaz. Radyodan ayrı, öyle söyleyelim biz. Çünkü emekli olduktan sonra daha çok çalıştı. Çünkü radyoda yasaklıydı. Bu kadar çok çalışma olanağı evet, olmuyordu. Evet. Kaz Dağları'nda işte köyleri dolaşırdık. Ziyaretler yapardık. Eşi, dostu,
davetler olurdu. Onlara icabet ederdik, dolaşırdık. Tahta kuşlara, işte Hacı Aslanlara giderdik. Çamlıbel'e giderdik. Evet. Çamlıbel'e de gittik. Bütün köylere hepsini dolaşırdık ve bunlardan da büyük bir zevk duyardı ve her birinden birer bir köyünüzde kimse saz çalar mı? Yaşlılarınız var mı? Neler çalmışlar, neler okumuşlar? O günün şartları neydi? Hemen ilk sorusu o olurdu. Tahta kuşlara da geldiğimizde orada bir tepe vardır biliyorsunuz. Dostlarımızla, misafirlerimizle malum yemek falan yerdik orada. Böyle hep sağımızda kalıyor ya o çamlıklı tepe. Hep böyle sağ tarafa bakardık. Bu şurası ne kadar güzel bir yer. Orası ne kadar güzel bir yer. Neresi burası falan diye yani ormanlıktan da pek mezarlık olarak görünmüyor çamlardan. Ve orası bizim köyün mezarlığı derlerdi. Orası bizim köyün mezarlığı derlerdi. Ya çok güzel, çok güzel derdi yani. İnşallah sarı kız bizi de oralara nasip eder derdi yani. Böyle de söylüyordu. Ama bir nevi vasiyet biz oldu. Bilemiyoruz yani tabii ki. Ama o mesajlar veriyormuş ama biz bunları sonradan anlayabiliyoruz. Ruhu şad olsun diyoruz. Evet. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim size. Ustanın evine geldiniz. Bizi ziyaret ettiniz. Ustanın evi herkese açıktır. Bana soracak olursanız ben bu mekanın bekçisiyim. Yarın bir gün ben de gideceğim. Nasip olursa, kısmet hepimiz olursa. Gideceğiz. Hepimiz herkes gideceğiz. Herkes bekçi aslında. Sağlığım el verdiğince, gücüm yettiğince onun evini, kapısını, dostlarına, sevenlerine açacağım ve hizmetimi sonuna kadar devam ettireceğim. Ve bundan da büyük onur duyacağım. Haydar 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 dost zare düşün.